Merhaba arkadaşlar. Şimdi EİS ders kitapları, fizik 2 numaralı kitap, 15 numaralı FÖ'deyiz, denge ve denge şartları diyoruz. Şimdi bir cismin dengede kalabilmesi için cismin üzerine etki eden net kuvvet ve cismin herhangi bir noktaya göre net torku sıfır olmak zorunda. Yani biz bir cisme dengededir diyebilmemiz için bu iki şartı aynı anda ne yapmalı diyoruz? Sağlamalı diyoruz. Şimdi bakınız, birincide kuvvet vektörel bir büyüklük. Büyüklükleri eşit, yönleri zıt olduğu için net kuvvetimiz nedir? Sıfır. Şurada O noktasına göre F kuvvetlerinin döndürme yönleri aynı. O zaman O noktasına göre torkları aynı yönlü olduğu için F çarpı R, F çarpı R'leri topladığımızda net tork sıfırdan farklı olduğu için cisim dengede kalamaz. Ne yapacak? Olduğu yerde dönme hareketi yapacak. Şimdi buraya baktığımız zaman kuvvetler aynı yönlü. O zaman toplarız. Net kuvvet 2F oldu. Sıfırdan farklı. Ama kuvvetlerin zıt yönlü döndürdüğü ve torklarının büyüklükleri eşit olduğuna göre net tork ne olacak? Sıfır. Ama iki şartı da aynı anda sağlamadığı için bu cisim yine benim için dengede olmayacak. Bu cisim sadece öteleme hareketi, yani dönmeden ilerleyecek. Şimdi üçüncü duruma baktığımız zaman net kuvvet sıfır. Kuvvetlerin uzantısı O noktasından geçtiğine göre net torkta sıfır. O zaman bu cismimiz ne diyeceğiz? Dengede kalır diyeceğiz. Kesişen kuvvetlerin dengesi, K cismi aynı düzlem üzerindeki F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisi altında şekildeki gibi dengede ise, o zaman bu 3 kuvvetin bileşkesi, yani net kuvvetimiz ne olmak zorunda? 0. Yani F1, F2, F3, bunların tabii ki vektörel toplamları 0 olacak. Şimdi F1 ile F3'ün, şöyle yapalım, bileşkesi kimi sıfırlamak zorunda? F2'yi. Demek ki F1 ile F3'ün bileşkesi ne olmalı? Eksi F2 olmalı. Aynı şekilde F2 ile F1'in bileşkesi de kimi sıfırlamalı? F3'ü. O zaman F1 ile F2'nin bileşkesi de eksi F3 olacak. Son olarak da şöyle yapacak olursak, şu şekilde F3 ile F2'nin bileşkesi de F1'i sıfırlamalı, yani eksi F1 olmalı. Burada da bunu göstermiş olduk. Şimdi aynı zamanda Lami teoremimiz vardı. Lami teoremimiz der ki, şöyle yapalım, şundan kurtulalım. Lami teoremi der ki, Lami teoremi kesişen 3 kuvvette yapacağız. F1 bölü F1 hariç diğer 2 kuvvetin F2 ile F3'ün arasındaki açının sinüsüne oranı eşittir F2 bölü F2 hariç diğer 2 kuvvet, yani F1, F3 ve F1 arasındaki açının sinüsüne oranı F3 bölü F3 hariç diğer 2 kuvvetin, yani F1 ve F2'nin arasındaki açının sinüsüne oranı daima birbirine eşittir. Lami teoreminden çıkan en önemli sonuçlarımızdan biri, ki yorum sorularında çok sık kullanacağız. Küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında da her zaman küçük kuvvet vardır diyeceğiz. Örnek 1'e bakalım. Dengededir. Yani net kuvvetimiz neymiş? Sıfırmış. F1, F2, F3 şekildeki gibi olduğuna göre F4 bunlardan hangisidir? Şimdi bakalım, F1 şöyle bileşenlerine ayırdık. Şuymuş. Daha sonra F2'yi vermiş. F3'ü de şöyle bileşenlerine ayıralım. Şu. Şimdi bir kere elimizde ne kaldı? Yukarıya doğru 1, bu tarafa doğru 2 kalmış oldu. O zaman bunu sıfırlayacak bir şey arıyoruz. Yani buraya doğru 2, aşağı doğru 1. Kim var bakınız? Bu tarafa doğru, aşağı doğru 1. Bir yönünde, oklarla gösterilenlerden hangisi gibi olmalıdır dedik. Bir yönünde olmalıdır dedik. Örnek 2'deyiz. Diyor ki F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisine sabit hızla. Sabit hızdan aldığımız mesaj hemen ne anladık? Net kuvvetin sıfır olduğu. F1, F2, F3 şekildeki gibi olduğuna göre net kuvvetin sıfır olabilmesi için bir de ne var demek ki? Sürtünme. Sürtünme hangi yöndedir diyor bize. Şimdi o zaman bakalım. F2'yi şöyle bileşenlerine ayırdık. Şu F2'miz, F1, bir de F3'ümüz varmış. Renk seçelim. F3'ü de bileşenlerine ayırdık. Şimdi bunları bakalım. Şu iki parça, iki parça götürdü. Bu tarafa doğru 1 kaldı. Aşağı doğru 2, yukarıya doğru 1. Aşağı doğru neyimiz kaldı? 1. Sürtünme kuvvetimiz bunu sıfırlamalı. Yani bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru şöyle bir kuvvet arayacağız. Sürtünme kuvvetinin yönü 2 gibi olmalıymış. Örnek
3'teyiz. Kütlesi önemsiz A ve B kapları, kütlesi önemsiz K ve L ipleriyle şekildeki gibi dengededir. K ipi kopmadan en çok 10 Newton'luk, L ipi de en çok 8'e dayandığına göre A kabına konulabilecek en büyük suyun ağırlığı G1, B'ye konulacak G2. Şimdi bu soruda ufak böyle eksiklikler var arkadaşlar. Aşağıdan doldurmaya başladığımızı varsayalım. Şimdi o zaman L ipi en fazla 8'e dayanıyorsa, doğru mu? O zaman B kabındaki G2'miz en fazla ne olacak? 8. Şimdi aşağı doğru 10 Newton. Zaten 8'ini biz B kabına doldurduysak A kabına da ne kadar kalmış oldu? 2 Newton. O zaman G1'imiz de 2. Oranlarsak 1 bölü 4. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar soruda ufak bir düzeltme yaptım biliyorsunuz. Aşağıdan doldurmaya başladığımı bildirdim. Şimdi diyor ki O noktasına iple bağlı X cismi 12 Newton büyüklüğündeki F kuvvetiyle çekiliyor. X cisminin ağırlığı ve ipte oluşan gerilme kuvveti. Şimdi ne yaptık bakınız. Şunu şöyle aşağı doğru yaptık. Hemen şöyle bir koordinat sistemi çiziyorum. Şurada neyimiz var? T ip gerilmemiz var. Renk değiştirelim derken her şeyi sildik. Şöyle PX koordinat sistemi dedik. Şu da T. Şimdi istersek bunu lemiden, istersek bileşenleri ayırma yönteminden ya da vektörleri ucuca ekleyerek de çözebilirsiniz. Şimdi biraz önce lami teoremini öğrettiğimiz için hadi lamiden çözelim diyelim. Neydi? T bölü T hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü sin 90. Eşittir F bölü yani 12 bölü 12 hariç diğer iki kuvvet. Bakınız şu sarıyla çizdiğim 90 artı 53 yani sin 143. Eşittir kim kaldı? Px bölü P hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü. Şurası 53 ise şurası 37, 90 sin 127. Şimdi şunlar sin 90 1'e, sin 143 ve sin 127 birbirini 180'e tamamlayan değerlerini alacağız. Şimdi şu ikiliyi alalım. 12 bölü 0,6 eşittir. Px bölü 0,8 sadeleştirdik. 3'e 4 sadeleştirdik. 4. Px'i kaç bulmuş olduk? 16. Şimdi şu ikiliyi alıp T'yi bulalım. Sin 90 1'di. 12 bölü 0,6 yani 6 bölü 10 şu. T'yi de kaç bulmuş olduk? 20 Newton. O zaman doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Şimdi ben lami teoremini öğrettiğim için lami teoreminden çözdüm arkadaşlar. Siz bunu bileşenlerini ayırmadan ya da ucuca ekleme yöntemiyle de ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Şimdi sıradaki sorudayız. Şurası 53, iç ters 53. Şurası ne oldu? 37. Bize ipteki gerilme kuvvetini soruyor. Şimdi 30 bölü lami teoremi yapıyorum. 30 hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü sin 90. Eşittir T bölü T hariç diğer iki kuvvet arasındaki açının bakın çizdiğim yer sinüsü 90 artı 53'ten sin 143. Burası neye eşitti? 1'e. Burası neye eşitti? 180'e tamamlayacaktık. Yani sin 37'ye. 30 eşittir T bölü 0,6'dan T ip gerilmemizi 18 Newton bulmuş olduk. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Örnek 6'dayız. Bir ÖSYM sorusu. Bu tarz ÖSYM sorularını arkadaşlar barfix yöntemi ile çözüyoruz. Şimdi barfix yöntemine göre ben hani yapmasanız bile en azından televizyonlarda falan görüyorsunuz. Siz hiç böyle kollarını iki yana böyle bu kadar açmış barfix çeken bir insan gördünüz mü? Hayır. Ne yapıyorlar? Doğası gereği şöyle düz yapıp barfix çekiyorlar. Zaten bu hareketleri bile kendiniz yaptığınız zaman kollarınızı açtığınızda şu hareketi yaptığınızda kollarınız daha çabuk ağrıyor. Yani bu ne demek oluyor? Kollarıma binen yük artmış oluyor. Demek ki kollar arasındaki açı ne kadar küçükse kollara binen yük o kadar azalır. Şimdi biz buradaki sorumuzda T1 ve T2 bakınız başlangıçta şöyleydi. Ne yaptık? Şu hale getirdik. Kollarımızın arasındaki açıyı azalttık. Kollarımızın arasındaki açı azalırsa kollarımıza binen yük azalır. Hangi oranda azalır diye sormadığına göre T1 ve T2'ye ne diyeceğiz? Azalır diyeceğiz. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu.
Örnek 7'deyiz bakalım. K cismi S1, S2 ipleriyle şekil 1'deki gibi dengedeyken ipler biraz kısaltılarak şekil 2'deki hale geliyor. İplerin kütlesi önemsenmediğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi kollarımızın arasındaki açı ne oldu? Azaldı bakınız. Doğru mu? Şimdi kollarımızın arasındaki açı azaldığına göre kollarımıza binen yük ne yapar? Azalır. Burada artmış demiş. Yanlış. S2 ipinin gerilme büyüklüğü azalmıştır. Doğru. S1 ve S2 iplerinin gerilme kuvvetlerinin bileşkesinin büyüklüğü değişmemiştir. Doğru. S1 ve S2'nin bileşkesi ilk durumda da ikinci durumda da K cisminin ağırlığına eşit. K cismi değişmediğine göre değişmemiştir. O zaman cevabımız D seçeneği 2 ve 3 oldu. Örnek 8'deyiz. Ne istemiş? P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş. Türdeş ibaresini gördük. Tam ortaya yerleştiriyoruz. Cismin ağırlığını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 bölme şuraya yerleştirdik. Çubuğun ağırlığı P'ymiş. Destekte oluşan tepki kuvveti. Yani tepki kuvveti bakınız burası bunu soruyor. Şimdi ne yapalım o zaman? İpe göre tork alalım. Çünkü bu sistem dengedeyse herhangi bir noktaya göre net torkun zaten sıfır olması gerekiyor. Yani P'nin torku ip geri desteğin tepki kuvvetinin torkuna eşit olmalı. P çarpı 1, 2, 3 eşittir N çarpı 2. Tepki kuvvetini P cinsinden istediği için 3P bölü 2 cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Evet şimdi etkinliğimize bakalım. Bir öğrenci kütlesi önemsenmeyen cetvelin sıfır noktasına ağırlığı 12 N olan bir cisim asıyor. Cetveli K noktasından bir iple tavana bağladığında dengede kaldığında soruları cevaplayınız. S noktasına asılacak cismin ağırlığı. Şimdi S noktasına asalım. Dengede kaldığına göre K'ye göre torkları eşit olmalı. 12 çarpı 10 eşittir. İşte P çarpı şuraya olan uzaklığı 10'dan 30'a 20. Her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde şöyle sıfırlar gitti 6. O zaman bunu bulduk 6'ymış. R noktasına asılacak diyor. Renk değiştirelim. R noktası burada. Şimdi bu taraf değişmediğine 12 çarpı 10 dedik. Eşit olmalı. PR çarpı bu sefer 10'dan 60'a ne geldi? 50 gelmiş oldu. 10 şu sıfırlar gitse 12 bölü 5 PR'miz yani 2,4 dedik. Renk değiştirdim. R noktasına cisim asılırken K noktasına bağlı ipteki gerilme kuvveti ne kadardır? Aşağı doğru kuvvetlerin toplamı yukarı doğru kuvvetlerin toplamına ne olmalıydı? Eşit. Aşağı doğru bir 12'miz var. Bir de bunu 2,4 bulduk. Topladığımızda 14,4 N olur diyoruz. İp K'den alınıp L noktasına bağlanırsa, şimdi tork noktamız L noktası olacak. S noktasına asılacak cismin ağırlığı ne olur? Şimdi buraya göre tork alacağız. 10'dan 20'ye yani 12 çarpı 20 eşittir. PS çarpı 20'den 30'a 10'du. Şu sıfırla şu gitti 24 N dedik arkadaşlar. Devam edecek olursak örnek 9'daymışız. Örnek 9 ne diyor bize? Bir ÖSYM sınav sorusu. P noktasından geçen 1 mil etrafında sürtünmesiz yatay düzlemde kolayca dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edilen katı çubuk şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygulanan FK ve FL kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır. Şimdi FK ve FL kuvvetlerinin dengesi etkisiyle dengede durmaktadır diyor. Şimdi o zaman bu dengede duruyorsa demek ki P noktasına göre FK'nın torku FL'nin torkuna sıfır eşit. Çünkü net tork ne olmalı dengede durduğuna göre? Sıfır. Diyor ki FK kuvvetinin P noktasına göre torkunun büyüklüğü T ise FL'nin P noktasına göre torkunun büyüklüğü de T'dir arkadaşlar. Cevap bu. Çünkü bu kuvvetlerin etkisinde çubuk dengede kaldığına göre net tork sıfır olmalı. Yani K'nın ve L kuvvetlerinin torklarının büyüklükleri birbirine eşit olmalı. Bize de sadece neyi sormuş zaten? Torklarını sormuş. Yine bir ÖSYM sorusu. Şuradan okuyalım. Oradan ufak.
Efe tekerleği O noktası etrafına rahatlıkla dönebilen bir el arabasını aynı noktadan düşey doğrulta sabit büyüklükteki farklı kuvvetler uygulayarak şekil 1 ve 2'deki gibi dengede tutmaktadır. Şekil 2'de karpuzun ağırlık merkezi ile O noktası aynı düşey doğrultu üzerindedir. Şekil 2'deki duruma göre, 1'deki denge durumuna göre niceliklerinden hangileri azalmıştır diyor. Efe'nin el arabasını dengede tutmak için uyguladığı kuvvet. Şimdi ilk durumda şunun şuraya olan uzaklığına B, şuraya da A diyelim. Yani dengedeydi F çarpı A, Efe'nin uyguladığı kuvvet karpuzun ağırlığı çarpı B idi. Şimdi karpuzun ağırlığı aynı kalıyor. Bu uzaklık azaltılıyor. Eşitliğin burası azaltıldığına göre, bizim şu uzaklığımızda sabit kaldığına göre demek ki Efe'nin uyguladığı kuvvet ne yapmak zorundaymış? Azalmak zorundaymış. Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin O noktasına göre torku. Bakınız, O noktasına göre torku, kuvvet çarpı uzaklık, o da azalır. El arabasına etki eden net tork. Her iki durumda da sistem dengede olduğuna göre her iki durumda da net tork sıfırdır. O yüzden değişmez. Cevabımız D seçeneği 1 ve 2 oldu. Evet, örnek 11'deyiz. Bakalım, P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk. Şimdi türdeş dediği için, P ağırlıklı dediği için çubuğun tam ortasından aşağı doğru P'mizi indirelim. Yakamızı düzeltemedik ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle aşağı doğru indirdik P. Şimdi demiştik ki şöyle çubuğumuz yamuk durduğunda eğer ki çubuğun üzerine etki eden kuvvetler şu şekilde aynı doğrultudaysa bu çubuğu düz gibi düşünüp ne yapabiliyorduk? Sorularımızı çözebiliyorduk. Şimdi şöyle şunu indirelim. Burası 90. Şurası kaç derece oldu? 37. P'yi bileşenlerine ayırıyorum. Bakınız şu şekilde. Burası ne oldu? P'sin 37. Şu bileşen uygulama noktasından geçtiği için tork etkisi yok. Şurası kaç derece oldu? İç tersten 53. Şimdi T ip gerilmesini bileşenlerine ayıralım. Ne oldu? T sin 53. Yine bu bileşenin tork etkisi yok. Size dediğim gibi oldu mu şu an? Bakınız bizim şu bileşenlerimiz T'nin ve P'nin bileşenleri aynı doğrultuda olduğu için artık şuraya göre düzlermiş gibi tork alabilirim. T sin 53'ün torku P sin 37'nin torkuna ne olması gerekiyor? Eşit. T çarpı sin 53'ümüz 0,8 çarpı buraya olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 bölme. Eşittir P çarpı sin 37'miz 0,6, 1, 2, 3. Şimdi buradan düzenleyecek olursak T ip gerilmesinde kaç vermiş bize? 45 vermiş. 45 çarpı 0,8 çarpı 4 eşittir 1,8 çarpı P. Buradan P'yi 80 Newton olarak buluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Örnek 12. O noktası etrafına dönebilen P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk. 1, 2, 3, 4 tam ortaya şöyle bir tane de P'nin altına çubuğun ağırlığını da ilave edelim. T'yi de şöyle bileşenlerine ayırdığımda T çarpı sin 53 T'nin şu bileşeni uygulama noktasından geçtiği için tork etkisi yaratmaz. Düşey duvarın çubuğa uyguladığı tepki kuvvetini soruyor bize. Şimdi bakınız düşey duvarın aslında tepki kuvveti şuydu. Doğru mu? Bize neyi soruyor? Uyguladığı yatay tepki kuvvetini soruyor. Bakınız yatayı soruyor. Yani şunu soruyor. Bakalım şimdi neler bulacağız. Önce şöyle O'ya göre tork alırsak aşağı doğru kuvvetlerin torku yukarı doğru kuvvetlerin torkuna eşit olacak. T çarpı 0,8 sin 53 uzaklığımız 3 eşittir. 2P çarpı 2P'nin buraya uzaklığı 2 artı 2P çarpı buraya uzaklığı 4. Ne geldi buradan? 4 buradan, 8 buradan. 12P eşittir 2,4T. Buradan T'yi 5P olarak buluruz. Şimdi T'miz 5P. Şimdi bu bileşen ne oldu o zaman? Şunu renk değiştirelim. Şunu ne bulduk? 5P. Sin 53 0,8'den burası 4P. Burası da 3P. Şimdi bize duvarın tepki kuvvetinin yatay bileşenini soruyordu. Yani yataydaki kuvvetler birbirini dengelemeli. O zaman bu aradığımız bileşen 3P'dir. Doğru cevabımız A seçeneği diyoruz. Örnek
13'teyiz bakalım. Kerem ve iki arkadaşı sınıftaki kare biçimindeki düzgün, türdeş öğretmen masasını birlikte taşıyorlar. Masa taşınırken derte tez zaman aralığı içerisinde masaya uygulanan kuvvetlerin bileşkesi net kuvvet 0 oluyor. Buna göre bu zaman aralığında hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Masa dengededir. Şimdi masa dengededir ama cismin üzerine etkeden net torka bakmalıyız. Net torkun da ne olması lazım? 0. Şimdi biz bunun üzerine uyguladığımız kuvvetler, bakınız F. Şöyle kuvvet uyguladı bu arkadaşlar. Bunların şuraya göre torklarına baktığımız zaman cismin üzerine etkeden bir ne var? Bakınız net tork var. Cismin üzerine etkeden net tork varsa bu dengede olamayabilir. O yüzden masa dengededir. Yanlış. Masa etkeden net tork sıfırdır. Bakınız net torkun sıfır olmadığı bir durum gösterdim. Bu da yanlış. Masanın orta noktasının ivmesi sıfırdır. Masanın kütle merkezinin yani orta noktası sadece öteleme hareketi yapar. Yani dönme hareketi yapmaz. Sadece öteleme hareketi yaptığı için de ve cisim üzerine etkeden net kuvvet sıfır olduğu için de ivmesi sıfırdır. Cevabımız yalnız 3 oldu. Bu sorunun şöyle biraz daha değişik bir versiyonu zaten çıkmış sınav sorumuzdu. Örnek 14'teyim. X cisminin ağırlığı 240. Hemen şöyle uzattık. Aşağı doğru ağırlığı 240. Bakınız küre eğik düzleme şuradan değiyorsa eğik düzlem buna şöyle bir tepki kuvveti uygular. Ben bu tepki kuvvetini nereye taşıyorum? O noktasına taşıdım. Şu F kuvvetini de aldım buraya taşıdım. Daha kolay olsun diye kuvvetleri ve açıları taşıyabileyim diye. Şimdi rengimi değiştireyim. 90. Şurası kaç oldu? 37. Şurası 90. Şurası da 37. İç tersten şurası da ne oldu? 37 oldu. Bize diyor ki eğik düzlemin X cismini uyguladığı tepki kuvvetini soruyor. Şimdi lamiden yapalım. Tepki kuvveti bölü diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü. Sin 90. Kimi vermiş? 240'ı bunu kullanalım. Kürenin ağırlığı bölü kürenin ağırlığı hariç diğer iki kuvvet N ve F kuvvet arasındaki açının sinüsü 90 artı 37'den sin 127. Şimdi sin 90'ımız 1'di. Bunlarda da birbirlerini 180'e tamamlayacaklardı. N eşittir 240 bölü sin 53'ümüz neydi? 0,8 sin 53'ümüz neydi? Burasını 90 şöyle yapalım. 90 şurası kaç? 53. Şurası kaç? 37. Şurası 37. Şurası 53. Pardon burası 53 olacak. 90 artı 53 sin 143. Burayı da sin 37 yani 0,6. Buradan da N kuvvetimiz 400 Newton olmuş oldu. Doğru cevabım D seçeneği. Örnek 15'teyiz. Diyor ki kütle merkezi O noktası olan düzgün bir tahta çubuk ve üzerindeki çocuk şekildeki konumdayken K ve L iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla TK ve TL oluyor. Buna göre çocuk ok yönünde hareket ederek çubuğun ucuna gelinceye kadar geçen sürede. Şimdi çocuğun ağırlığı aşağı doğru G çocuk diyelim. Şimdi çubuğun ağırlığı ve ağırlık merkezinin uzaklığı herhangi bir noktaya göre değişmeyeceği için almıyorum. Yukarı doğru kuvvetler aşağı doğru kuvvetlere ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Bunu yazdık. Şimdi herhangi bir yere göre tork alalım. Çünkü sistem dengedeyse herhangi bir yere göre net torkumuzun ne olması gerekiyordu? Sıfır olması gerekiyordu. L ipine göre tork alacağım. Şimdi o zaman TK çarpı TK'nın buraya uzaklığına A diyelim. Çocuk çarpı çocuğun buraya uzaklığına B diyelim. Şimdi değişmeyen şeyleri yazalım. Çocuğun ağırlığı değişmez. K ipinin L'ye olan uzaklığı değişmez. Bu tarafa doğru yürüdüğümüze göre çocuğun uzaklığı azalacak. Eşitliğin bu tarafı azaldığı için diğer tarafta azalmalı. A sabitse TK'mız ne yapacak? Azalacak. Şimdi TK'nın azaldığı zaten tek bir şık varmış. Şimdi kuvvet dengesine gidelim. Kuvvet dengesine göre çocuğun ağırlığı sabit. TK'mız azalıyorsa TL'miz de azalmak zorunda. Doğru cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Şimdi ödev testlerine geçiyorum.
Ödev testlerinde bakalım 3 numaralı sorumuzu yapalım. Eşit bölmeli türdeş KL destekleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre X cismi ok yönünde hareket ederse tepki kuvvetleri nasıl değişir? Şimdi bu çubuğun tepki kuvveti NK yukarıya doğru. Bunun da bu tarafa doğru NL. Şimdi GX şu. Şimdi yukarı doğru kuvvetlerin toplamı aşağı doğru kuvvetlerin toplamına ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. Çubuğumuzun yine arkadaşlar ağırlığının yeri ve desteğe olan uzaklıkları değişmeyeceği için onu işleme katmıyorum. Aşağı doğru da GX var. Şimdi ne yapalım? Şöyle NK'ya göre, K desteğine göre tork alalım. Yani NL çarpı NL'nin buraya olan uzaklığına A diyorum. Eşittir GX çarpı onun da buraya uzaklığına B diyelim. Şimdi sabit olanlara bakalım. NL'nin bu noktaya olan uzaklığı değişmiyor. Küremizin ağırlığı değişmiyor ama küre bu tarafa doğru gittikçe K noktasına olan uzaklığı ne yapıyor? Azalıyor. O halde benim eşitliğimin şu kısmı ne yapmış oldu? Azalmış oldu. O zaman buranın da azalması için NL ne olmalı? Azalmalı. NL'yi azalttık. Şimdi GX sabit kalacağına göre NK'da ne yapmak zorunda? Artmak zorunda. Cevabımız ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. Evet, altındaki 4 numaralı soruya bakalım. Eşit bölmeli türdeş çubuk. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam ortaya çubuğumuzun ağırlığını yerleştirelim. Şimdi çubuk dengede olduğuna göre herhangi bir noktaya göre net tork 0 olmalı. Şimdi TK bölü TL oranını sorduğu için ağırlık merkezinin olduğu noktaya göre tork alacağım. Ve net tork ne olmalı dedik? 0 olmalı dedik. Yani TK'nın torku TL'nin torkuna eşit olacak. TK çarpı buraya olan uzaklığı 1 eşittir 1, 2, 3, 4. 4 çarpı TL. O zaman bizden ne istiyordu? TK bölü TL oranını istiyordu. Cevabımız 4. Yani C seçeneği olmuş oldu. Şimdi bu üst üste küreler zaten arkadaşlar artık müfredatımızda yok. 2'ye bakalım. Buna göre cisimlerin yerleri değiştirilerek tekrar denge sağlanırsa x ve y nasıl değişir demiş. Yani arkadaşlar biz yaydaki uzamayı hangi formülle buluyorduk? F eşittir kx. Şimdi y yayını aşağı doğru çeken kuvvetimiz p kadar. Değil mi? K özdeş yaylar demiş. K çarpı x y diyelim. Şimdi x yayını aşağı doğru çeken kuvvetimiz ne kadar? 3p. Eşittir K çarpı X, X diyelim. Tekrar denge sağlanırsa X ve Y. K ve L yayları sırasıyla X ve Y kadar uzamıştır. Şimdi bakınız. İlk durumda şunlara bakacak olursak uzamalarına. İşte bu X kadar uzadıysa bu 3X kadar uzadı. İkinci durumda diyor ki bize şöyle kütlelerin yerini değiştirelim diyor. Değiştirelim. O zaman burası P olacak. Burası 2P olacak. Yukarıdaki X yayı aşağıdaki Y yayı. Şimdi Y yayını aşağı doğru çeken kuvvet bu sefer 2P oldu. 2P eşittir. K çarpı X Y. X yayını aşağı doğru çeken kuvvet değişti mi? Yine toplamda 3P oldu. K çarpı X, X. O zaman X yayında ne olmayacak? Uzamasında bir değişim olmayacak. X değişmez. Y'ye bakalım. Y az önce X'ti. Şu an ne oldu? 2X oldu. Doğru cevabım D seçeneği dedim. Evet bakalım. Son adımda hangi soruyu çözelim? Şimdi şurada bir 3 numaralı soru var. Bunu çözelim. Toplam ağırlığı 1800 Newton olan içi dolu düzgün türdeşim. Toplam ağırlığımız şöyle ağırlık merkezi aldık. 1800 Newton. Bir tabun üzerinde yatay düzlemde durmaktadır. Bir işçi varili yuvarlayarak götürmek istiyor. Yan yatıracak. İşçi varili yan yatırmakta zorlandığına göre bu işi yapmak için en az ne kadarlık kuvvet uygulamalıdır? Şimdi şunun üzerinde devireceği için ne olmalı bakınız? Buraya şöyle dik bir kuvvet uygulamalı. Çünkü en az demiş. Kuvvetin en az olabilmesi için uzaklığın en fazla olması lazım diyoruz. Şimdi bu 60 yani şurası 120,
Şurası 160, şöyle yapalım. 120, 160. O zaman burası kaç olacak? Hani 3, 4, 5. Kaç katı 4? Yani burası da 200 santimmiş. Şimdi F çarpı 200 eşittir 1800 çarpı şuraya olan dik uzaklığımız da 60. Şimdi 200 ile 1800 sadeleşti. Kaç kaldı? 9 kaldı. F eşittir 540 Newton'luk bir kuvvet uygulamalıymışız. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.